Geldiğim yer Ereğli'ye yaklaşık 10 kilometrede, 30 küsur 10 kilometre civarında olan Kürsü Ağzı Plajı. Buraya nasıl gelinebilir? Öncelikle şuradan bir manzara göstereyim yukarıdan. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Ereğli'den Balıköy var. Balıköy'ün hemen alt tarafında Armutçuk yolu üzerinde. Yalnız burada yol ikiye ayrılıyor Balıköy'de. Bir sağdan bir de soldan aşağı inen yol var. Yani şu anda seyrettiğimiz, izlediğimiz yol. Burayı yeni yol olarak söylediler. Yeni yol olarak düşünün. Balıköy'e geldiğinizde, yani yürüyerek geliyorsanız zaten direkt bir yol var. Ereğli merkezine o yola girdiğinizde direkt buradasınız. Otobüste gelebilirsiniz. Burada yukarıda köyün olduğu yere, yani buradan yaklaşık 200-250 metre yukarıda veya 300 metre bilmiyorum, otobüs duruyor. Oradan yürüyerek buraya aşağı inebilirsiniz. Otostop çekebilirsiniz. Tabii kendi araçlarınızla geliyorsanız da rahatlıkla gelebileceğiniz bir yer. Yani nedir? En fazla 10 dakikanız alır. Yol biraz bozuk olabilir ama rahat gelebileceğiniz bir yer burası. Şimdi ben aşağı ineceğim. Ya bildiğim bir mevki, bildiğim bir yer ama şimdi burada çadır kurabiliriz. Kurarız herhalde. Teşhis falan var ama onları konuşacağım. Ha, herhangi bir şey talep ederlerse falan da onun hakkında size kısa bir bilgi vermeye çalışırım sonraki etapta. Ama ilk işim çadır kurabileceğim bir yer bulmak olacak. Evet, herkese tekrar merhaba. Şöyle çantamızı bıraktık. Bir de tekrar manzarayı göstereyim. Güneş batmak üzere. Ereğli'ye bağlı Kürsü Ağzı plajında gün batımı. Hemen şu yolun yukarısındaki bölüm, görünmeyen bölümde Balıköy var. Yani o yokuşun bitiminde ileride Balıköy. Daha önce de söylediğim gibi belediye otobüsü çalışıyor. O bu Armutçuk Kandilli herhalde otobüsleri, minibüsleri de çalışıyor buradan. Yani kısa bir olarak bilgi vermiş olayım. Bir de şu kayalıkların. Evet dostlar, herkese günaydın. İlk gün sabah uyandık. Manzarayı şöyle gösterelim. Buradan hazırlandıktan sonra yolumuz Tas Gölü Milli Parkı. Bakalım, yola çıktıktan sonra yine görüşürüz. Şimdi size çok hoş bir şey göstereceğim. Günaydın bu arada. Şurada bu balık yavruları neredendir bilmiyorum da
sürü yavru balık. Bunlar deredeki herhangi bir balıkların yavrusu mu? Denizdekilerin olamaz. Burası tatlı su ya. Çok ilginç değil mi? Birbirinin yolunu böyle takip ediyor. Arkada bekleyenler var. Buralar sığ olduğu için herhalde. Yavru balıklar kendilerini korumak için bu şekilde diziliyorlar. Çok ilginç. Şimdi şurada geçmeye çalışanlar var. Sıra bekleyenler var. Gelin lan buraya. Burada böyle geziniyorlar. O gösterdiğim dere, balıklı olan dere Miren Deresi olarak geçiyormuş. Ve şimdi ben onu bilmiyordum. Bu derenin yukarısında şelale varmış ve Uzun Mehmet'in şöyle güneş geliyor. Uzun Mehmet'in kömürü bulduğu yermiş orası. Oraya gideceğim önce. Fakat daha önce göstermek istediğim bir şey var. Şöyle şu. Bu bayağı asırlık bir çınar ağacıymış. Beyefendinin söylediği kadarıyla Fatih Sultan Mehmet zamanından kalma ve içinde görüyorsunuz. Ben sırt çantam var şu anda. Şöyle. İçinde bildiğiniz oyuk, yalnız burada ateş mi yakmışlar? Yani 1400'lü yıllardan kalma bir çınar ağacı görüyorsunuz şu anda. Çevresi, insanlar, gençler neyse isimlerini falan yazmışlar. Müthiş bir şey. Yani buralara gelirseniz eğer ve mutlaka buralar hakkında bilgi alın. Yani en azından orada burada gördüğünüz insanlardan, iş yeri sahibinden ya da böyle bungalovların orada yaşayan, ki bu bungalovları yapanlar Ereğli'li, yani emekli vesaire, yaz dönemini burada geçiriyorlarmış. Konuştuk biraz. Şimdi ben şelalenin bulunduğu bölgeye geçeceğim. Görüşmek üzere. Bu arada Közazlı plajından ayrılırken yani buranın yerlisi olan bir kişiyle tanıştık. Biraz konuştuk sağ olsun, yani o arada kamera açamadım tabi. Çay falan ikram etti. Artı şöyle göstereyim de. Kösağızı plajına gelecek olursanız eğer, bu güzergah nereye çıkıyor? Yukarıda bir şelale varmış. Şimdi bu yoldan geldim. Şöyle devam edeceğim. Ne kadar sonra bilmiyorum ama. Bu şelale Uzun Mehmet'in kömürü ilk bulduğu yer olarak söylendi bana burası. O konuyla ilgili bilgi vereyim dedim. Tam ayrılacaktım. Kandilli Tasgülü Milli Parkı devam edecektim. Burayı görmeden de gitmeyeyim istedim. Merak edenler için kısa bir bilgi. Dediğim gibi Kösağızlı plajına geldiğinizde orada zaten bir şekilde işte bungalovlar şeyler var. Yeme içme yeri var. Ya birilerine sorduğunuzda size nasıl gideceğinizi, buraya nasıl geleceğinizi söyleyecektir. Yani buraya kadar geldim ama şu biraz dikenli falan. Buradan çok fazla ileri gidemiyorum. Yani söylemişlerdi zaten, biraz çalı falan bağlamış olabilir. Bu bölgeler gayet güzel, su falan. Balık da vardı, biraz önce kaçtı. Ya burası Uzun Mehmet'in ilk kömür bulduğu noktaymış. Yani bana söylenen o. Onu da söyleyeyim. Yani şuradan böyle buradan geldik. Şuraya ileride bir yere kadar yol vardı. Ondan sonra dere güzergahına, çay güzergahına girmek zorunda kaldım ve buradan geldim. Bilginiz olsun. Böyle devam edeceğiz. İleriden bir yerden tekrar patika yola çıkış var. Evet, şimdi Uzun Mehmet'in kömür bulduğu
Mevkiye de geçtim o karşısında oraya. Kandilli'ye doğru devam ediyorum. Oradan sonra Tas Gölü Milli Parkı gelecek. Dün karşıdaki yolun oradan çekim yapmıştım. Bugün tam tersi Kandilli yolundan çekim yapıyorum. Kösağazı plajı. Şu zaten biraz önce baktığımız derenin devamı, denize dökülüyor şurada. Daha önce çekimde yaptık. Gayet güzel manzara, doğa. Şöyle çevreyi de şöyle göstereyim size. Şurada Kandilli tabelasını görüyorsunuz. Burada yol ikiye ayrılıyor. Sağ tarafa giriş yapacaksınız. Zaten tabela var. Yanlış haritadan yanlış bilgi almadım ya da daha önceden yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 10 kilometrelik bir yolumuz var. Sıcak. Yavaş yavaş yürüyeceğiz. Bakalım ne kadar süre sonra orada oluruz. Daha sonra eğer fırsat bulursam birkaç çekim daha yaparım. Tas Gölü Milli Parkı'na geçmeden önce.